Bina arasındaki boşlukta 17 yaşındaki bir lise öğrencisi genç kız göğsünden tabancayla vurulmuş halde bulundu. Hastanede ölen genç kızın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor. İstanbul Sarıyer'de lise öğrencisi genç kız göğsünden vurulmuş olarak bulundu. Olay saat 21 sıralarında Ayaza Mahallesi Şehit İlhan Yurt Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki lise öğrencisi D.I. iki apartmanın arasında bulunan boşlukta göğsünden tabancayla vurulmuş halde bulundu. Silah sesi üzerine dışarı çıkan ve yaralıyı fark eden sokak sakinleri durumu 155 polisle 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genç kızı hastaneye kaldırdı. Ancak talihsiz kız yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri görgü tanıklarının D.I.'yı vuran şahsın boş kovanları olay yerinin yakınında bir parka attığını söylemesi üzerine parkta inceleme yaptı. Hastaneye giden genç kızın yakınları sinir krizleri geçirdi. Polis aralarında genç kızın sevgilisi olduğu iddia edilen UC ile olaydan sonra kaçan UC'nin kardeşi ve arkadaşını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İstanbul Anadolu yakasında halk otobüsü şoförü kendisine yol vermediğini ileri süren otomobil sürücüsü tarafından darp edildi. Otomobil sürücüsünün otobüsün içine girip şoföre dayak atması güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. İstanbul'da bir otobüs şoförü yol vermediği gerekçesiyle dövüldü. Alınan bilgiye göre otoyolda seyreden bir halk otobüsü kendisine yol vermediğini iddia eden otomobil sürücüsü tarafından taciz edildi. Bir süre otobüsü durdurmak için uğraşan otomobil sürücüsü sonunda isteğini başardı. Otobüs yol kenarına park ettiği anda kapının camını kırarak içeri giren şahıs şoförü darp etmeye başladı. Otobüste hiç yolcunun bulunmaması nedeniyle olaya müdahale eden de olmayınca şoför öfkeli sürücünün elinden kurtulamadı. İçerideki arbedeyi gören vatandaşların otobüse girmesi üzerine sürücü sakinleştirildi. Dakikalarca dayak yiyen otobüs şoförü dikiz aynasından darp izlerini kontrol ederek polise başvurdu. Polis darp olayı hakkında tarafları sorguladıktan sonra soruşturma başlattı. Bu arada otomobil sürücüsünün tacizi, camı girip otobüse girmesi ve şoföre dayak atması güvenlik kameralarına yansıdı. Tuzla'dan Topkapı'ya yolcularıyla giden halk otobüsünde endişeli anlar yaşandı. Bir yolcu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde eline aldığı bıçakla şoförü tehdit edip durmasını söyledi. İntihar edeceğini söyleyen bıçaklı yolcuyla otobüs şoförü arasındaki diyaloglar otobüsün içindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Köprüden geçildiği sırada elinde bıçakla şoförün yanına geldi. Kapıyı aç atlayacağım dedi. Sonrasında otobüs şoförüyle yolcu arasında pazarlık başladı. Yaşananlarsa güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Dur yeter abi yüzünü seveyim. Dur ölüm çağrı değil sen ölümü çağrı güzel olarak dur. Görme güzel kardeşim. Allah rızası için bak. Ya ben seni ananı anlıyorum abi. Ağlatın. Bu pazarlığın ardından otobüs şoförü köprüyü geçtikten sonra eli bıçaklı yolcuyu kapıyı açıp indirmek zorunda kaldı. Durumu hemen köprü üzerindeki polislere bildirdi. Kahraman otobüs şoförü Davut Ayvalı canı pahasına yolcunun intiharını engellediği için mutluydu. Çok mutluyum bu konuda. Genç bir arkadaştı. İnşallah bir daha böyle bir şeye kalkışmaz. Vallahi bu kurtulduğu için de çok sevinçliyim yani.
Bursa'da yolda zigzaklar çizerek giden otomobilin sürücüsü polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Önü kesilerek durdurulan alkollü sürücü tartıştığı polisin burnunu kırdı. Gözaltına alındı. Daha sonra savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Bursa'da alkol aldığı belirlenen sürücü görevli trafik ekiplerine zor anlar yaşattı. Kazanın abla. Tamam geçecek. Tamam. Olay dün gece saat 02.30 sıralarında Merkez Osman Gazi ilçesi İstiklal Mahallesi Atilla Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri yolda zikzaklar çizerek ilerleyen otomobili durdurmak istedi. Polisin ihtarına rağmen kaçan otomobil, takviye ekiplerin de gelmesiyle yolu kesilerek durduruldu. Polis tarafından gözaltına alınmak istenen sürücü 47 yaşındaki Mehmet Doğan ile arkadaşı 55 yaşındaki Ali Akçalar polise zorluk çıkardı. Ehliyetine el konulmasın diye yanında taşıdığı kardeşi Recep Doğan'ın kimliğini polise ibraz eden Mehmet Doğan, "Beni gözaltına alamazsınız" diye itirazlarını sürdürürken bir anda polis memuru Ziyaettin Aygün'ün suratına yumruk attı. Yüzü kanlar içinde kalan ve burnunun kırıldığı anlaşılan polis memuru Aygün, arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Polis memuru Aygün'ün şikayetçi olduğu Mehmet Doğan ve arkadaşı Ali Akçalar güçlükle gözaltına alındıktan sonra sağlık raporu için getirildikleri hastanede de polislere hakaret etmeyi sürdürdü. Hastanede yapılan tespit sonucu sürücü Mehmet Doğan'ın 1.66 promil alkollü olduğu belirlendi. Şüpheliler savcının talimatıyla serbest bırakıldı. İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen kazada biri ağır, 3 kişi yaralandı. Kazayı evine giderken fark eden emniyet müdürü, sağlık ekibi gelene dek kazazedelerin başında bekledi. Bazı görevler vardır, mesainiz bitse de işiniz bitmez. İşte İzmir'de dün gece öyle bir olay yaşandı. Konak'tan Karşıyaka istikametine seyreden Burkay Türkseven'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere çarpıp takla attı. Ters dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken bir kişi sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada makam aracıyla evine giden İl Emniyet Müdürü Bilkay kazayı görüp durdu. Arabada sıkışan sürücü Türkseven ile arkadaşları Batu Erdir ve Murat Çağrıtekin'i kontrol etti. Ekipleri yönlendiren Bilkay bir kaza daha yaşanmaması için çevre güvenliğini aldırdı. Yaralılar AKS 110 ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Emniyet Müdürü Ali Bilkay acil yardım ekiplerinden yaralılar hakkında bilgi aldıktan sonra kaza yerinden ayrıldı. Geçti mi? Yaralılardan Burkay Türksever'in hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer iki kişinin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İstanbul Maltepe'de 5 Ocak'ta meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anı otomobile çarpan halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sağa sola savrulan otomobile otobüs çarpması ve yolcular arasındaki bağırışma dikkat çekiyor. Ay.
İstanbul Maltepe'de 5 Ocak tarihinde meydana gelen kazanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana gelen kazada içinde annesi Akgül Kalender'le kız kardeşi Sevim Yıldız'ın bulunduğu Sunaparlar yönetimindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle savrulmaya başladı. Kontrolden çıkan otomobil orta şeritte yan olarak durdu. Bu sırada aynı şeritten ilerleyen ve Kurtköy-Kadıköy seferini yapan Sinan Kılıç'ın kullandığı özel halk otobüsü de aniden önüne geçerek duran otomobile çarptıktan sonra durabildi. Kazada Sevim Yıldız hayatını kaybederken anne Akgül Kalender ve kızı Sunaparlar ağır yaralandı. Bu arada ölümlü kaza halk otobüsünde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüleri basın mensuplarıyla birlikte inceleyen özel halk otobüsünün bağlı bulunduğu şirketin yönetim kurulu başkanı, kazada halk otobüsü şoförünün hiçbir kusurunun olmadığının görüldüğünü söyledi. Yani taşımış olduğumuz halkın, şoförümüzün huzuru için bir de işte kamerada gördüğünüz gibi bazı kazalar oluyor. Bu kazalarda da kamera sistemiyle CD çekip yetkili yerlere verdiğimiz zaman hem hukuk bir an önce yerine gelmiş oluyor, hem de her iki tarafta mağdur olmamış oluyor. Bu mağduriyet de giderilmiş oluyor. Karabük'te kapalı hemzemin geçitten geçmek isteyen 44 yaşındaki Özlem Erbaş ve 22 yaşındaki Büşra Günseven lokomotif çarpması sonucu yaralandı. İki yaya lokomotifin çarpması sonucu yaralandı. Olay saat 19 sıralarında İnönü Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Bariyerlerle yayalara kapalı olan hemzemin geçitten geçmeye çalışan 44 yaşındaki Özlem Erbaş ve 22 yaşındaki Büşra Günseven'e vagonu başka bir lokomotife bağladıktan sonra istasyona dönen makinistler Musa Ceylan ve Necdet Özbay idaresindeki lokomotif çarptı. Makinistler lokomotifi durdururken yaralanan Büşra Günseven hemzemin geçitinin hemen yanında bulunan Bekçi Kulübesi'ne götürülürken sol bacağının kırılması sonucu rayların üzerinde kalan Özlem Erbaş'a 112 acil servis ekipleri ilk müdahalede bulundu. Kaza sonrası yaralılardan Özlem Erbaş acılar içinde görevli polislerden yardım istedi. Karabük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis makinistleri gözaltına aldı. Muğla'nın Dalaman ilçesi doğal güzelliği, göz kamaştıran koyları ve pırıl pırıl denizinin yanı sıra farklı bir özelliğiyle de dikkat çekiyor. Dalaman dünyanın tren geçmeyen tek istasyonuna sahip. Nasıl mı? İzliyoruz. Muğla'nın Dalaman ilçesindeki tren istasyonu görenlere hayrete düşürüyor. Nedeni ise bu istasyona trenin hiç gelmemesi. Tren geçmeyen tren istasyonu olur mu demeyin, oluyor işte. Dalaman tren istasyonunun ilginç de bir hikayesi var. Dalaman tren istasyonu 20. yüzyılın başlarında yapılmış. İstasyona en yakın tren bağlantısı ise 200 kilometre. Bir dönem karakol olarak kullanılmış. Bugünse Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait hizmet binası olarak kullanılıyor. Dalaman Belediye Başkanı Sedat Yılmaz, Hıdivi Abbas Hilmi Paşa tarafından yaptığı